Gazeteden röportaj için geldiler Umut. Sözleşmişsiniz. Ha, tamam, geliyorum. Yok, açmıyor. Ay, aksi gibi de bugün röportajı vardı, yetiştiremedik. Eh be Berincim, niye yalnız röportaj ayarlıyorsun ki sen? Ya öyle önemli bir şey değil, bir set arkası görüşmesiydi. Ay şimdi ne sorular sormuşlardır kim bilir, bir gaf yapmasa bari. Ara ara, hemen seti ara, uyaralım kızımızı, hadi. Yani ben bu kadınla iyi ki zamanında çalışmayı kesmişim. Alo, Elvan. Ya Umut'a bir türlü ulaşamıyorum da telefonu bir götürsene ona. Hah, tüh. Dışarıdasın demek. Ya kim var setten peki orada? Teşekkür ederim. Ama benimki biraz daha şans oldu diyebilirim. Ya doğru insanlarla karşılaştım. Hakkını da verebiliyorsam ne mutlu bana. Doğru insanlar demişken, bugün çıkan haberleri gördünüz mü Hakan Bey'le ilgili olan? Evet, maalesef. Siz ne düşünüyorsunuz bu tarz olay hakkında? Bence ağır bir itham. Yani insanlar hakkında böyle tek taraflı haber verilmemeli. Hakan Bey iyi niyetli bir insan, düzgün bir insan. Ben bu haberin doğru olduğuna inanmıyorum. Hakan Bey'i bu kadar yakından tanıyorsunuz yani. Evet, çünkü o yapımcım ve biz birlikte çalışıyoruz. Ve işinizin yakın arkadaşı, ama bunu eklemediniz. Bir nedeni var mı? Biliyorsunuz sizinle de ilgili bir takım haberler çıkmıştı. Eşiniz ve Hakan Bey sizinle olduğunuz bir mekanda yumruk yumruğa kavga ettiler. Siz neyi ima etmeye çalıştığınızı anlamıyorum ben hala. Yani o konu hakkında gerekli cevaplar verildi. Ben sadece sizin açınızdan anlamaya çalışıyorum. Umut Hanım, Hakan Bey'in size de benzer bir teklifi oldu mu? Ya da aranızda kısa süreli bir yakınlık? Ne münasebet. Siz insanları anlayıp dinlemeden yaptığınız işe gazetecilik mi diyorsunuz? Dizi hakkında sorularınız bittiğine göre iyi günler. Ay tatlım, neredesin? Röportaj öncesi bir türlü ulaşamadım da sana. Sormaya korkuyorum vallahi, nasıldı? Salak salak şeyler sordu ya. Tahmin ederim. Özellikle damarına basmışlardır. Biraz alttan alaydın, politik olaydın. Ya nasıl olayım Aslı Hanım, nasıl olayım? Delirdim resmen. Bana saçma sapan şeyler soruyor. Yok Hakan Bey'le kısa bir ilişkiniz var mıydı? Yok saklamaya mı çalışıyorsunuz falan? Ne dedin? Ne diyeyim? İnsanların üstüne iftira atarak gazetecilik yaptığınızı mı sanıyorsunuz dedim. Sonra da kalktım gittim. Bir şey olur mu ki? Bulur bir şey bunlar hayatım. Görmüyor musun? Hiçbir şey demesen bile gerçeği duymaya tahammül edemedi derler. Allah'ım yarabbim ya. Ha, bu Demet var ya, tam piyasanın kurdu bu. Böyle alkolik, kavgacı, piyasada iş bulamaz oldu bu haliyle. Hakan da vaktiyle buna biraz destek olmuştu biliyor musun? Sonra ne yapsın adam? Çekti tabii desteğine. Bunu kaldıramadı bu. Onun için sardırıyor böyle. Daha çok ortalığı karıştırır bu. Umut. Gözünü seveyim, sen sakın ağzını açıp bir yorum yapayım deme. Sakın. Ağzından çıkanı çarpıtırlar, hiç belli olmaz. Ya Aslı Hanım, ben anlamıyorum yani. Bunlar nasıl insanlar ya? Zamanında madem destek görmüş, niye böyle nankörlük yapıyor ki? Hadi onu geçtim, bir yalan attın. Ya bunun ortaya çıkacağını bilmiyor musun? İnsanlar nasıl böyle çirkinleşiyor? Nasıl bu kadar kolay karalayabiliyor birbirlerini ya? Ay çok ayıp. Aklım almıyor gerçekten. Şov dünyasına hoş geldin bebeğim.